Ne haber Can? Ne olsun? Facebook'ta ben bakınırken sen de beni çekiyormuşsun. Şimdi Facebook'umu kapattım, bir de beni tek çekmiş oldun. Nasıl gidiyor Akçay? Akçay'ın bir yere gittiği yok. Hayat burada durmuş. Kış olduğu için, tabii yazlık muhit burası. Ama bilmiyorum, bence bu haliyle de gayet şirin, sevimli. İstanbul'da ne bileyim, Suadiye'de, Moda'da bulduğumuz ambiyansı burada yakalamak çok hoşuma gitti. İşte geldik karşınızda yine ilk yaz ve can eserde kalmadı dertlerden yine ilk yaz ve can. Koş be kahramanlar. Bu da Akçay'ın kordonu mu Can Bey? Öyle. En azından. Akçay'da kordon yok biliyordum. Değil mi? Wireless teknoloji henüz intikal etmemiş buraya. Öyle değil. Var dendi. Peki, eyvallah. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi. Senden? Benden değil. Siz üzerinize alındıysanız kusura bakmayın, cevabınızı yorum faslına yazarsınız ancak. Biz kendi aramızda konuşuyoruz, siz şey yapmayın. Evet, ama benim optik odaklanma problemim olduğu için kameranın objektifine takılmış vaziyetteyim. İlk kez nerede oturuyoruz? Balıkesir Belediyesi banklarından birinde, Akçay sahilde. Akçay sahilde oturuyoruz. Buraya nasıl geldik? Zeytinli'den. Peki. Nasıl geldik? Zeytinli'deki ışınlanma istasyonunu kullandığımıza inansa da ilk kezcik. Aslında İstanbul'dan kalkıp buraya Ford Tourneo kurye direksiyonunda geldik. Test aracı olarak aldığım modeli yolda test etmek, videosunu da burada çekmek güzel arazide. Hem de gelmişken arada bir taşla iki kuş vurup ilk kezin anneannesinin evini küçük bir ziyaret etmek planımızdı. Plan dahilinde Akçay. Değil mi? Hep Ayvalık'la karıştırıyorum. Zeytinli. Şimdi zeytinli, ayva da bir nihayetinde güzide meyvemiz. Dişilik gibi, bir şeyli gibi oluyor. Ayvalık'la o yüzden kafamda hep karıştırıyorum. Akçay, zeytinli rock festivaliyle meşhur. Burası turistik bir belde. Gelmişken kış haline bakalım dedik. Bu benim için enteresan bir tecrübe. Zira ne bileyim, yani kış aylarında üstü açık arabada test etmişliğim vardır. Böyle mevsimsiz kayak merkezine yazın gitmişliğim de vardır. Evet. Oluyor. Böyle bir tersten turistik belde ziyarette yapmış olduk ilk yazda. Her şey ölmemiş, bir şeyler hala bazı tezgahlar açık ama ilk yazda en çok neşeli patates. Çubukta patates bulamamak üzdü. Neşeli patatesin olmaması beni bayağı üzdü. Evet. Ne haber ilk yaz? Neşeli patates bulamadık, üzgünüm. Aslında birçok yerde var. Buralarda böyle. Turistik belde olmasının güzelliği, bir sürü farklı mekan var ama gel gör ki neşeli patatesler yok. Kapanmışlar. Onun yerine iki üzgün patates olarak biz mi devam ediyoruz? Biraz daha araştırmamızı sürdürüyoruz. Öyle onlar mi? Da kapanmadan şimdi bir bakalım. Tamam bakalım. Yine üzüntü. Evet bu da mutsuz patates. Ne yapıyorsunuz Can Bey? Kumda oynuyorum, daha küçüğüm. Böyle. Tam beceremiyorum da nasıl oynanır. Kışın sahilde yürümek ilginç bir tecrübe. Şu anda onu yaşamaktayız. Kumsalda yürümek daha doğrusu. Ayağımıza bak kum kaçırmadan. Baksana ışıklara ya, nasıl güzel. Öyle. Akçay'ın öyle. Sahili. Evet. Yazında gelinir mi? Olabilir, niye olmasın? Bilmem niye olmasın. Deniz şıpırtıları. Ayağını sokmak ister misin? Ayakkabıyla. Sen bilirsin. İstemem sen. Ben senin ayağını sokmak isteyebilirim. Ayakkabıyla veya değil fark etmez. Balıkesir'de henüz görmediğim bir kullanım. Bankların altındaki boşluk Balıkesir'in logosu olarak değerlendirilmiş. Başarılı. Evet, şimdi Sarı Kız heykeline doğru geldik. Her Akçaylı'nın veya çocukluğunda Akçay'a tatile gelmiş. İşte bir şekilde Akçay'la yolu kesişmiş. Her insanın bildiği heykel. Bir de evet. Efsanesi var. Neymiş acaba? Bu hanımefendinin köyünde laf çıkıyor. Hmm.
işte senin kızın çok ahlaksız bilmem ne bilmem ne diye babasına yetiştiriyorlar. 3'e aldığı malı 20'ye satıyor efendime söyleyeyim. Öyle değil de daha kumar oynatıyor. İşte, şununla bununla geziyor gibi. Peki. Yetiştiriyorlar babasına. Babası da bir sinirleniyor falan. Bu kızı Kaz Dağları'na bir kulübeye kapatıyor. Bu şey gibi Kız Kulesi'nin hikayesi gibi. Kaz Kulesi. Kaz Kulesi'ne kapatıyor kızı. Evet. Ondan sonra işte sonra yalan olduğu mu ortaya çıkıyor? Nedir o dedikoduların? Diyor ki ben bu kızı bir ziyaret edeyim. O kadar zaman oldu görüşmedim. Adam gidiyor Kaz Dağları'na kadar tırmanıyor. Tırmanırken aklını oynatıyor. Tırmanırken. Kaz Dağları'na tırmanıyor. Gidiyor kıza işte. Orada gitmişken de o kadar yol çıktım diyor. Bir susadım. Bana bir bardak su verir misin? Kız da böyle eliyle bir uzanıyor. Dur. Böyle eliyle bir uzanıyor. Tamam. Ondan sonra babasına tuzlu su veriyor. Deniz suyu. Babası da diyor ki... Nereden veriyor bunu? İşte Kaz Dağları'nda oturduğu yerden. Şimdi anlamadım. Kızın elinden mi su akıyor? Kız Pınar'dan. Hayır, kız eliyle dolduruyor işte herhalde. Ondan sonra oturduğu yerden kız meğer Kaz Dağları'na uzanmış. O da hiç öyle dedikodu yapılacak biri değil. Evliyaymış. Sarı kız. Hikayenin bu kısmı pek aklıma yatmadı. Bunu senden bilahare tartışacağım. Tamam. İlk kez hava yeterince soğuk. Dondurma yemeği ne dersin? Bak şurada açık bir yer görüyorum. Hayır, 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 hayır. Sebep? Yine her Akçaylı'nın çok iyi bildiği gibi veya yolu Akçay'dan geçenlerin veya bir şekilde ziyaret edilmiş olanların her çok iyi bildiği gibi Akçay'da dondurma vardır, dondurmadan yenir. Ama bu gerçekten reklam değil. Ama hani bunda Akçaylılar buraya çocukken tatil yapmış olanlar bilir. Peki yanındaki dondurmacı ayıp ettin. Neymiş o? O da Roma Tadım yani dondurmaymış. Orada yemedim de. Burada dondurma Vardar'dan yedim. Bir de Vardar'ın iki peki şubesi var. Yolun devamında da var. Ama anladım. Bize gereken bu sarı kız heykelinin oradaki. Yani sarı kız heykelinin buradaki bizim bulunduğumuz konum itibariyle. Evet. Peki. İlginç. Böyle İlginç bir detay. Bilgi var. Ne sunuyorlar? Farklı. Yani dondurmayı nasıl yapıyorlar? Canım orasını ne bileyim ama Paşa'ya giden Neco'dan dondurma yer mesela. Anladım. Bu da buranın Neco'su işte. Alınmıştır peki. Gayet başarılı. Merhaba. Ne haber? İyi. Teker döndü mü kaptan? Dönmez mi? Kaç tur attı fıldır fıldır. Dere boyundan gidiyoruz. Zeytinli'den çıktık artık. Aha. Akçay'dan geçip Balkes'e doğru bir burnumuzu verip İstanbul'a. Hoşça kal diyerekten. Bu dönüş yolculuğu benim çok sevdiğim bir rota. Araba kullanmak açısından biraz tabii şeyleri var, sıkıntıları var. Çok yokuş tırmanı bineceğiz. Bir sürü plaj var. Bu motorların alt devirlerini hiç sevmiyorum. İkinci devirde azıcık kalksın diye zorladım. Hemen stop etti. Euro emisyondan geçsin diye yapıyorlar bunu. Velhasıl çok zorlayıcı rota araba için ama bir o kadar da eğlenceli. Görüş mesafesi yaklaşık 100 metre, hatta 80 metre de diyebiliriz. O yüzden hiçbir sislambamı açmadım. Sislambasını gereksiz kullananlara selam olsun. Demin 50 metrenin altına düştüm, arka sislambamı açtım. Yine önleri yapmadım. Ama herkesin ilk yaptığı şey, sislambası aldık, hemen yakalım. Merhaba ilk kez, neredeyiz? Balıkesir'deyiz. Hava evet. Çok soğuk. Akçay'dan şeyden daha soğuk. Zeytinli'den. Doğru doğru. Veya saat, bu saatte de çıkmamıştık gerçi. Peynirlerimizi aldık. Ceviz kıracağımızı aldık. İlk yazın sevdiği peyniri bulduk Eti burada. Eti güzel yemeye gelmiştik. Onu, o da kapalıydı. Şey gibi. Dördüncü defadır. Dört mü beş herhalde artık. Ya dört ya beş. Hep hafta sonuna denk getiriyoruz. Bu sefer hafta içi. Hafta içi erken saatte gelince tabii. Olmayınca neşeli olmadı. Neşeli patates gibi. Bu da böyle oldu. Mağdur olduk. Gel bakalım. Balıkesir'de olduğumuzun ispatı olaraktan belediyeyi de çekmiş olayım. Şöyle. Buraya İstiklal Caddesi diyorlar. Burası o değil ama olsun. Öyle Kuvayi Milliye'ye öyle diyorlar. Tamam. Biraz haksız sayılırlar gibi sanki. Ayıp ediyorlar. Yani.
derler. Yani. Selam Can. Selam. Ne haber? İyi. Şimdi tekrar arabaya döndük. Arabayla da dönüyoruz. Benim kafa iyice karıştı. Neler yapıyoruz? Balıkesir'de çok aradığımız şeyleri bulamadık. O yüzden de çok durmamaya karar verdik. Çok aradığımız şeyler de değil. Özellikle bir tane dönerci var. Eti güzel diye. O dostumuzdan. Beşinci bu sefer döneri takmış. Şimdi 15 dakika beklerseniz pişecek diyor. Evet ama 15 dakika beklemeyelim dedik. 15 dakikamız yok çünkü şu an. Bu bugüne kadar o dönere en yaklaştığımız an olarak kayıt en azından etsin. Canlı görebildin evet, öyle bir evet. Döner olduğunu. Yani ben gerçekten inancımı yitirmiştim 3. seferde. Şimdi de Kuvayi Milliye'den çıktık işte. Yaylada yolunda az önce tren garını geçtik. Doğru. Yaylada veya yay/ada yolunda. Evet yol veya yol bunda. İstanbul'a doğru. Sis var, hava 4 derece. 4 gerçekten biraz. Var bakalım görünüyor mu? Görünüyor biraz. Şöyle yapsam. Buraya gelirken Balıkesir girişi nereler oralar? İşte şeyden, Akçay'dan Balıkesir'e gelen dağ yollarında sis baya baya etkiliydi. Bir ara gerçekten 30 metreye kadar düştü görüş. Ben de sis lambalarımı yaktım. Balıkesir şehir içinde tabii ki o kadar ağır sis yok ama gene var. Var. Ve soğuk 4 derece. Ya da yani tuvaletini yapan adam. Başı önünde düşünüyor. Bakalım yol başladı. İstanbul'da görüşürüz. Hadi bakalım. Aldık bir sürü Hisar ayranını görünce. Balıkesir'e özgü şeyleri sayarken o da onlardan biriydi. Doğru. Bulamadıklarımızın yanına yani bulduğumuz eklensin canım. Tabii. Can Bey, ne habersiniz? Evet, merhaba. Neresi burası? Garip. Festival Outlet. Festival Outlet. İlk yazın sevdiği yerlerden bir tanesi gelmişken uğrayalım dedik. Manzara çok güzel etrafa. Şuraları çeksene. Benim de ziyan ediyorsun filmi. Film de değil gerçi. Yeşilin şahane tonları. Windows XP arka planı olmaya namzet bayırlar. Aralarından geçerekten buraya geldik. Destarımız Furnio Kurye Journey. İsmi de sanki bir Kolombiyalı kadar uzun. Reklamımız her daim taze filtre kahve çekiyor. Bu şu anda onlardan istediğim şey orijinal Starbucks termosu. Kahveyi doldurma oluyor. Niye orijinal Starbucks termosu? Bir zamanlar ben Starbucks'ın çok iyi müşterisiyim. Adamlardan aldığım kahvenin hiç olmasını sevmiyorum yolda giderken. Vapurda mapurda içmeyi severdim. Saklayıp devam etmek istediğim için termos alıyordum. Fakat sonra herhangi bir termosun boyunu ayarlayamazlar. İşte küçük mü koyacağız, orta mı koyacağız. Kafaları karışması diye kendilerinden termos aldım. Piyasa aracının biraz üzerinde bir meblağ ödeyerek. Kampanyaları da varmış tabii. Ben alırken bilgilendirilmedim. Büyük boy içecek alıyorsunuz, orta boy parası ödüyorsunuz gibi. Böyle küçük işler. Bir defa istifade edebildim o kampanyadan. Hiçbir barista eğitimi değilmiş. Velhasıl bugün gelinen noktada da McDonald's'ın kahvesi Starbucks'ın filtresinden daha güzel. Kavuştun mu kahvene? Kavuştum. Üstelik 2 lira 25 kuruş ödedim koca termosu doldururken. Vay be. Bu da işin ilginç tarafı. Mis gibi kokuyor. Taze filtre kahve. Yanık değil. Şahane. Hem de sıcak. Öyle. Deneyelim mi? Haydi deneyelim bakalım. Hedeflerin neler? Onu da söyle uyduruktan. Şuradaki sincakı beğendim. Aha. Tiger çok güzel, aşık Tiger. Doğru söylüyorsun. Önce sincağı almaya çalışacağım. Evet, 1 lira atarak başla bakalım. Üçgene atın yuvarlağı mı? Üçgene at. Sincak alınıyor. O kadar gitmiyor. Peki. Peki. Operatörle mi bakışıyorsun? Geri gelmedi de. Hayır, bin top. Geldi. Winch operatörüne laf ediyor gibi baktın da. Sonra senin yüzünden kapanır mı?
plan eğer hileli değilse yakalaması lazım. Hileli. Olsun. Avucunun içinden kayıp gitti çünkü. Olsun. Evet. Para aşığı Tigger ve de sincak. Selam olsun bayağı size. Bayağı yakalamıştım çünkü. Bu da mı? Grande? Grande olsun. Grande olsun. İsmi ne? Defne. Blonde Roast diyor, senden mi bahsediyor ilk kez? Seni mi? Ben Blonde Roast'ım, herkese laf sokuyorum. Yoksa işte seni mi aşağılıyoruz? Tut bakayım. Aa, tutabildi. Bak sana Blonde Roast yaptım. Evet, az evvel 2 lira 25 kuruşa aldığım kahvenin ardından gerçek Starbucks farkını 17 lirayla ödemiş oldum. Tadım testi gibi olsun. Evet. Ama mevsimi geldi, gingerbread almak lazım. Sen de haklısın. Haksız değilsin. Her sene bir tane içmek lazım. Seviyoruz. Farklı lezzetler. O kapağı kullanıyor musun sen? Peki, koklarım. Önce bir kokla. Evet. Mis. Ne haber? İyi, senden ne haber? Benden de iyilik. Neredeyiz? Yeni otoyolda bağlandık Bursa'dan. Orhan Gazi Köprüsü müydü, Osman Gazi Köprüsü müydü? Osman Gazi. Ama bu itin adı Orhan Gazi. E işte. Karışıyor. 95 beygirin dizel motorlu otoyol süresinde seyahat etmeye devam ediyoruz. Önümüzde de güzel yata fevkala delik gözükmüyor. Açılan yollar birazcık çevreye zarar vermiş olsa da hem ulaşım rahatlığı açısından avantaj hem de çevreye zarar verilmiş, eyvallah dağ tıraşlanmış ama dağ tıraşlandığı zaman ortaya çıkan metamorfik kaya görünümü bayağı eğlenceli. Gerçekten çok şık manzaralar jeolojiye ilgi duyanlar için. Trafikten anlayacağımız üzere. Arkadaşım parasıyla değil mi ya? 150 lira para veriyorsun otoyola. Hala trafik, hala trafik. Biz de mi öldük? Ha yani. O değil. Star stop otomatiğiyle ben kavga ediyorum. Sinirlenmiş papağan aynen gagalıyor cak, gibi. Cak cak cak. Ha yani şimdi demonstrasyon maksatlı göstermeye çalışayım. Saatte 5 kilometrenin alta girince stop ediyor arabayı. Tatlı bir şekilde. Yürümek için görüyorum ileride tam durmuyor. Birinci vitese takmaya çalışıyorum. Stop etmiş arabayı vitese takmaya çalışıyorum. Dolayısıyla. Peki. Evet. Bakalım trafiğe bir kez daha. Ne güzel, ne güzel.